Ankara kulislerinde dolaşan bir başka iddia ise Mahfuz Tatar'ın öldürülmesi sonrası Tatar aşiretinin cinayet şüphelisi Arslan'ı öldürdüğü yönünde olmuştu. Öte yandan Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan da tartışmalı isimlerden biri olarak biliniyor. Muhammed Kaplan'ın aranmasına ve kesinleşmiş cezası olmasına rağmen tutuklanıp tutuklanmadığı tartışmaları mecliste de gündeme gelmişti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ankara'da suç örgütü lideri olarak bilinen 15 Temmuz gecesi birlikte TRT'ye gittiğiniz Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan'ın yerel ilamat ile 3 ayrı suçtan arandığı, kesinleşmiş cezasının olduğu doğru mudur? Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan tutuklandı mı? Serbest mi bırakıldı? Sorularını yöneltmişti. Süleyman Soylu, Ayhan Bora Kaplan haberi için suç duyurusunda bulunacak. Eski İçişleri Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisine yakın olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alındığına yönelik haberle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. T24 Tolga Şardan imzalı haberle Ankara Emniyetince dün gece gerçekleştirilen operasyonda ismi daha önce Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile gündeme gelen Ayhan Bora Kaplan ve ekibinin gözaltına alındığını duyurdu.